Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün Kart Kralı geldi, Seroli geldi ve Esmeralda'nın evi de dün gelmişti zaten. Tekrar Olimpiya şampiyonları geldi. Oyun adeta etkinliğe doymuyor. Ben de hepsi hakkında genel geçer bir konuşalım istedim. Etkinliklerdeki sırayla önemli olan noktalara değineceğim. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Haydi o zaman başlayalım. Öncelikli olarak ben Muzaffer Yürek etkinliğinde, yani bu standart gelen etkinliklerden birisi, ya 10.000 askeri ya da Muzaffer Yürek geliyor. Bu tarz etkinliklerde T2 basılmasını çok doğru buluyorum. Yani gece uyurken bir T2 atın ikişer bin, ondan sonra bir sonraki gün için T3, T4 basarsınız. T5 arkadaşlar için bile T2 basılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü buradan gelen hız az değil. 1500 için 60 dakikalıktan ikişer tane geliyor, yani 8 saat. Artı 5'er dakikalıkları saymıyorum. 3000 asker bastığımızda da 4'er saat geliyor 60 dakikalık. 4'er saat geliyor. 16 saat, 8 saat daha. Ya bir gün hız geliyor. Her gün bir günden fazla hız kasıyoruz bedava. Bu yüzden Muzaffer Yürek etkinliğinde genelde T2 basın. İleride Sarıyekel etkinliklerinde veya valilerde bu askerlerinizi çevirirsiniz. Ha, ne yaparsanız gerekirse mancınığı çevirmezsiniz. Mancının çok bir önemi yok. Altın anahtar ya da işte böyle hız veren etkinliklerde boş geçmeyin. İkinci olarak stratejik rezerv için asla kasmayın gereğinden fazla. Bugün son günü. Yani hiçbir zaman krallığınızda oynuyorsanız stratejik rezervde işte birinci olacağım, ikinci olacağım, üçüncü olacağım diye gereksiz AP harcamayın. YSG ile çoklu barbarda ne yapabiliyorsanız kârdır. Çünkü stratejik rezervde size özel 24 saat güçlendirilmiş kıta kapasitesi gibi şeyler vermiyor. Savunma veriyor. O da %5 veriyor. Elimizde 200, 300, 400 tane oluyor bunlardan. Seçmeli komutan heykeli de arkadaşlar Kleopatra, Sun'da yok, Ishida, yani toplama komutanı veriyor. Olsa da olur, olmasa da olur. Bunun için AP'yi gereksiz harcamayın. Yağmacıya harcayın. KVK'da başka şeylere harcayın. KVK'da onur puanı yapıyorsanız stratejik rezervde de o an kafayı oynayabilirsiniz. Ama yüksek level barbarla. Onun dışında stratejik rezerve oynamak çok mantıklı değil. Gelelim Olimpiya şampiyonlarına. Hep 6 günden geri sayıyor ve geri saydığı süre boyunca sürekli yenileniyor arkadaşlar. Yani bayağı bir uzun zamandır 7. ayın 4'ünde bitecek. Ondan sonra tekrar başlamayacak mı ben onu anlamadım. Yani etkinlik sürekli kendini sıfırlıyor ama sonra bir daha gelmeyecek mi? Gelmeyecekse yani ne zaman bir daha tekrar gelecek? 2-3 ay boyunca hiç gelmeyecek, sonra tekrar mı gelecek? Burada şöyle bir sıkıntı var. Yeni krallıklardaki oyuncular bu etkinliği ne zaman oynayabilecekler? Ne kadar beklemek zorunda kalacaklar? Onu bilmiyorum. 6 gün içinde oynayın bu etkinliği. Burada size verebileceğim en ufak, burada size vereceğim en güzel tavsiye şudur. Takım bulma aşamasında siz tek başınızda oynuyorsanız sağ tarafta hepiniz işte baktınız. Sol tarafa da düşmanlar geldi ya. Aynı krallıktan oyuncular varsa sol tarafta, yani düşmanda. 1406'dan karşıda 3 tane kişi var ya da 4 tane, 5 tane fark etmez, 2 tane. O zaman savaş alanına girmeyin, bekleyin. Sistem sizi oyundan tekrar atsın. Tekrar eşleştirmeye tekrar girin. Şöyle göstereyim hatta, dur bana küfür etseler bile göstererek deneyelim. Bakın eşleştiriyor diyorum. Oynamayacağım bu arada etkinliği. Becerileri de anlatmayacağım. Eko Kanyonu geldi. Bizim tarafta işte ne var? Karışık insanlar var. Karşıda da karışık insanlar var. Şu an kazanabilirsiniz. Yani bu etkinliği oynamanız mantıklı. Kabul et deyip oynayın. Ama baktınız karşıya 1429'dan 3 tane krallık geldi. Ya da 1002'den mesela 3 tane krallık geldi. Ne yapacaksınız? Bekleyeceksiniz. Size atacak sistem. Anlatabiliyor muyum tekrar böyle eşleştirmeye? Çık diyeceksin. Kaybediyorsan özellikle peş peşe son gün bunu oynamak çok can sıkıcı oluyor. Yani Olimpiya şampiyonlarında insan sıkılıyor. Bir heykel için oyna 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 10 dakika. Bir de etkinlikten çıkamıyorsun da. Kaybediyorsan senin tarafında AFK oluyor, adam salıyor. Mecbur ekranda bekliyorsun. 8 saat hızdan da 2 tane veriyor, 16 saat hız. Yani burada da bir tane veriyor. Bir günde hız veriyor. Her gün bir tane etkinlik, her gün bir kere oynamayı deneyin. Her gün bir kere kazanın. 6 günde zaten 6 kere kazanmış olursunuz. Esmeralda'nın evinde ben size hala söylüyorum. %50'yi bile çevirmiyorum arkadaşlar ben. Çünkü 10 çevirmede burada 2 tane mor veriyor. Bunun yerine biliyorsunuz yumurta etkinliği çok daha avantajlı. Ekstra bir balina değilseniz, yani elmasınız çok değilse bu etkinliği es geçin. Hiçbir şey bize kazandırmıyor. Malzeme vesaire veriyor ama taslak vermiyor. Biz yumurtadan hem malzeme hem taslağı fazlasıyla alıyoruz.
Hem de yumurtayı 5 kere çevirmek 2400 elmasken Esmeralda'nın evini 5 kere çevirmek 3600 elmas. Zararlı bir etkinlik. Ha nedir? Paket çekiyorsunuzdur. Altın paket alıyorsunuzdur. Komutan çarkıfeli oynarsınız. VIP elmas harcamada VIP harcarsınız. Ona rağmen elmasınız fazla fazla yetiyordur. Esmeralda'nın evi de oynayabilirsiniz tabii ki. Onun dışında bence oynamak çok mantıklı değil. Serolik krizinde genel olarak nasıl yapıldığını zaten videolarda çok çok gördük. Astrid'e iki tane tank girmeniz gerekiyor. Yükleri değişmeniz gerekiyor vesaire. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Dükkanına daha çok geleceğim Serolik krizinin. Ben yavaştan Keira heykeli de artık almaya başladım. Çünkü fetiş sezonunda bazen Keira becerisi geliyor. Keira'nın becerisini yapmak zorunda kalıyoruz. Keira heykeli Serol dükkanına koyulduğu zaman ben şahsen almayı doğru bulmamıştım. Ya çünkü önce ben buradaki mavi malzemeleri alıyorum. Sonra yeşil malzemeleri alıyorum. Hızları alıyorum. Oradan sonra teleport alıyorum. Yeten parayla da altın anahtar alıyordum. Para kalmıyordu Keira'ya zaten. Yani Keira için para kalmıyor. Ve Keira'nın da sefer dükkanı gibi vesaire yerlere geleceğini düşünüyordum. Çünkü bir tane mor komutanı fullemek 450 heykel istiyor arkadaşlar. Ve burada 50 tane heykel var. Hadi malzemeleri vesaire aldın diyelim. Hadi buradan hiçbir şey almadın. Her seferinde Keira'yı aldın diyelim. Yani 50 tane Keira aldın. Abi ayda bir kere Serol gelse 9 kere oynamak zorundasın. 9 ay boyunca sadece Keira heykellerini alsan 9 ay sonunda Keira'yı fulliyorsun. Bu da çok çok uzun bir zaman. 9 ayda mor komutan fullemek saçmalık. Ya benim için saçmalıktı. Şimdiye kadar o yüzden Keira almadım. Ama şimdi 3-5-3-5 arttığı kadarıyla alıyorum. Onun yerine altın anahtar almıyorum. Ama bana soruyorsanız hala saçmalık. Farm hesaplarınızda ne alabilirsiniz? Bence farm hesaplarınızdan buradan ana hesaba kaynak yetiştirmek isteyen T5 oyuncular farm hesaplarından da serol yaptıkları zaman işlerine yarayan mısır, odun, taş, altın bunlardan herhangi birini alabilirler. Ben genelde farm hesabımdan altın, taş ve mısır alıyordum. Odunu bırakıyordum. Zaten oduna da çok çok yetmiyordu. Ama kaynakları full bütün farm hesaplarından alıyordum. Bir tane de gerekirse teleport vesaire alıyordum farm hesabına. Ne olur ne olmaz. Niye bunu yapıyordum? Farm hesabımın hem çantası doluyordu hem bir gün göç edersem ana hesapla sıfır gideceğim için üstümde kaynak olmayacağı için hem ana hesaptaki çantayı açacağım hem de farm hesabındaki çantayı açmak zorunda kalacağım. Farm hesabındaki çantayı da açıp ana hesabıma attığım zaman, göç ettiğim zaman hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla savaşabileceğim. Serol ile bu şekilde geçebilirsiniz. Gelelim kart kralına. Kart kralının faydalarına. Benim için artık kart kralının bir faydası yok arkadaşlar. Çünkü kart kralı artık Saladin'den başlıyor bizde. Şarman, Cengiz vesaire derken bütün vali komutanları ve Çarkıfelek komutanları. En son şimdi artık Artemis'e geldi. Bir sonraki kart kralına da büyük ihtimal Ramses'i koyacaklar. Kart kralında şöyle bir değişiklik oldu. Önce vali komutanı, sonra Çarkıfelek komutanı geliyor. Ama normalde bize oyunda tam tersi oluyor. Önce Takeda Çarkını görüyoruz. Ondan bir ay sonra ancak Atilla'yı görüyoruz. Veya Guanyu, Leundas, Ramses, Artemis'i aynı şekilde. Ücretsiz iki tane size hak veriyorlar ve siz seçtiğiniz komutanı oynayabiliyorsunuz. Biz burada ne yapalım? Arkadaşlar Saladin'i seçeyim sizin gözünüzün önünde. 300 elmas gidiyor bir tane açmaya. İlk iki tanesini açmak ücretsiz. Bu oyunda ön izlemeyi basacaksınız soru işaretini. Burada sarı heykeli gördüğünüz zaman oynayacaksınız. Ve amacınız sizin komutan açmak olacak. Yani komutan açmaktan fazlasını harcamayacaksınız kart kralına. Buraya 30 bin elmas vermenin bir mantığı yok. Gerçekten hiçbir mantığı yok. Ya bir komutanı açmak için 10 bin elmas vereceksiniz. Mesela. Tamam mı? Bakın burada sarı heykel çıkmış. 3 tane Saladin, bir tane sarı heykel alarak 4 sarı 4 tane komutan heykeli alacağız. Yani burayı full açarsam 4 heykel alacağım. 3000 elmasa 4 heykel. Heykel başı ben 750 elmas harcamış bulunacağım. Ama gerek yok. Bu kart kralını açmak niye sizin için önemli olabilir? Komutanınız açık değilse kart kralını bir nebze oynayabilirsiniz açmak için arkadaşlar. Cyrus, Nebucan, bunlar benle kapalı. İşte Lubu, Ragnar ve Moctezuma. Komutan çıktığı zaman ben giderim. Bana çıkan paket, efsanevi komutan paketi geliyor ya çağırdığın zaman. 46 liraya 10 tane sarı heykel, VIP vesaire işte bir şeyler veriyor. 10 tane sarı kafa almak için yani para verip sarı heykel almak için ancak komutan açılır. Yani bugün benim okçuları açmamdaki ya da herald'tır piyadelerdeki ya da liderlik benim komutanları açmamdaki en büyük sebep motivasyon paketini almak. Eğer bunun paketini almıyorsanız
Yani komutan çağır da şurada komutanlar duruyorsa en üstte ve siz çağırmıyorsanız ya da çağırıp paketini almıyorsanız, yani ben komutanı çağırıyorum paketini almıyorum. O zaman Kart Kralı'ndan Cyrus'u elde etmenin veya herhangi bir diğer komutanları elde etmenin senin için bir avantajı yok. Valiye girmek de öyle. Kim arkadaşlar oluyor? Yeni krallıklarda özellikle tecrübesiz arkadaşlarımız. Mesela Konstantin geliyor, Saladin geliyor. Her şeyiyle valiye giriyor ya da sıfırlanıyor. Ya ilk 15 oynamaya çalışıyor. Krallık bunu sıfırlıyor. Kendini besliyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi 10 heykel Konstantin'i aldığın zaman ne yapacaksın kardeşim? Yani Konstantin atacak mısın? Benim gibi mesela 10 levelde duracak. Heykel basacak mısın? Ya da tam tersi konuşalım. Bir komutanın 10 heykelini aldın ya da 15, 20, 30 heykelini aldığın zaman daha yüksek sıralara oynadın valide. Açacak mısın? Açacaksın peki. Paketini alacak mısın? Hayır. Peki elinde 300-500 heykel var mı? O komutanı heykel basıp kullanacak mısın KVK'da? Yine hayır. O zaman krallık sana kızar, düşman olur. Evet. Yani komutan açmak çok önemli değil. Marifet de değil arkadaşlar. Yani bir gün okçu oyuncuysanız işte William'ıdır, Maurya'dır, valilerden Attila'dır hepsini aldım diyelim. Ne işine yarayacak ki? Şurada açmış olduğun 63 yerine 58 yazsa ben bir şey kaybeder miydim gücümden? Hayır. Hiçbir şey kaybetmezdim. Ha nedir? Göç edeceğim. İşte şu önceden komutan açmak şu yüzden önemliydi bak. Kart Kralı da önemliydi. Komutan açmak da şu yüzden önemliydi. Arkadaşlar bir William almak için 550 gün bekliyordunuz. 2 seneden 2 sene bekliyordun. Yani bugün bir Herald almak isteyen arkadaş oyuna başlasa 2 sene sonra Herald alabiliyordu. Ama şu an 300. günden sonra fetih sezonu geliyor. 3. KVK bitiyor. Ve sen hepsine seçmeli bir şekilde ulaşabiliyorsun. Kart Kralı'na gelen Artemisia senin için hiçbir önlemi yok. Bakın Artemisia bize yeni gel. Ben 1406. serverdayım. Burada 2 sene geçmiştir. Ya 2 yıllık server'a Artemisia yeni geliyor Kart Kralı'na. Kart Kralı artık öldü. Fetih sezonuna girdiğiniz zaman zaten efsanevi han geliyor. Efsanevi han da komutanlar işte 3-5 3-5 oradan atıyor. Nedir? Eksik olduğun komutanı Kart Kralı'ndan genelde vali komutanlarınızı alın Kart Kralı'ndan. Neden? Mesela efsanevi han oynadın. İşte bazı komutanlar düştü. Guanyu'yu çarkıfelekten düşürdün. Takeda'yı düşürdün diyelim. Leonidas'tır, Attila'dır. Valisine girmedin. Yani o ara kill yapmadın. KVK'da değildin. Krallık zamanına denk geldi. Komutanı açmadın. Attila'nın sende 7 heykeli var diyelim. Ya da 5 heykeli var. Validen o kadar almıştın ya da Leonidas'ın. Kart Kralı'nda bunu seçip onun 5 heykelini alacak kadar elmas harcarsın. Komutanı çağırırsın. Bu kadar. Onun dışında Kart Kralı'na arkadaşlar para yatırmayın. Hiçbir mantığı yok. Yani Kart Kralı'na para harcamanın bir mantığı yok. Eğer şansınız varsa ne yapacaksınız? Bak yine ön izlemeye basıyorum. Yine sarı heykel geldi. Bu sefer de benim şansım var. Şansınız varsa da genelde sarı heykel olanları oynayın ki 1000 elmasa bir kafa almaktansa 750 elmasa bir kafa alırsınız. Eğer şu sarı heykeli görmesem ben burada Kart Kralı'nı oynasam bir heykel için 1000 elmas vereceğim. Bir heykel için de 1000 elmas vermek gerçekten mantıklı değil. Yani 10 bin elmas vereceksiniz, komutan atacaksınız. Ya 10 bin elması daha efektif yerlerde harcayın. Nedir? 10 bin elmasa gidin kıta kapasitesi alın %50. KVK'da fazla kill yapın. Valide savaşın. Valinin kill event'ında savaşın %50 kıta kapasitesiyle. %10 saldırı, %10 savunma alın. Antiklerde daha çok eğlenin. Oyundaki birinci amacınız eğlenmek olsun. Gereksiz şeyleri harcama yapmaktansa nasıl ben daha çok zevk alırım? Onun planlamasını yapın, ona göre harcama yapın. Etkinlikler için söyleyeceğim genel olarak kısa bilgiler bunlardı. Zaten bütün etkinlikleri oynamayı da az çok biliyorsunuz. Bir genel değerlendirme videosu olsun istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.